Sevgili seyirciler, iyi sabahlar efendim. Günaydınlar diliyoruz. Hafta sonuna yaklaştığımız bir gün. Tarihimiz 12 Mayıs 2005 Perşembe ve saat 10'u 1 geçiyor. Konuğumuz sevgili izleyiciler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü. Sevgili Levent Üzümcü, iyi sabahlar tekrar. İyi sabahlar, çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Evet, tiyatro oyuncuları için erken bir saat ama sezon bitiyor. Sezon bitti. Bitti hatta. Danton'un ölümü hemen konuşacağız uzun uzun ama sona ermiş mi oldu dolayısıyla şu an? Tabii sezon bitince biz 6 oyun oynayarak sezona veda ettik. Evet. Gelecek sezona oyunlarımız devam edecek. Danton için yine konuşacağız ama aklındayken turne var mı bu yaz? Ya da sanıyorum Van'a bir turnemiz olacak. Van'da Kültür Sanat Şenliği düzenleniyor. Vecdi Sayar'ın başını çektiği bir şenlik bu. Van Devlet Tiyatrosu'nda oynayacağız sanıyorum 7'sinde. 7 Haziran. Haziran'da dolayısıyla. Peki, ben biliyorum onu, ya 7'si diye. Onu hemen konuşacağız. Şimdi hep söylüyoruz internet iyi ki var. Araştırmada gazetecilik kolaylaşmaya başladı. 1972 diyor, Temmuz diyor, Yengeç Burcu diyor. Onun dışında Los Angeles Film Okulu'nda aktör yönetmen üzerine dersler aldı deniliyor. Ve Eskişehir macerası başlamış, konservatuvar var, tiyatro oyunculuğu bölümünü bitirdim diye bir demeciniz var. Evet. Eskişehir meselesini yayından evvel konuştuk. Ve bir özel insanın da kulaklarını çınlattık. Yine bir Eskişehir Konservatuvarı'nı sizden dinleyelim. Çünkü şu ana kadar adı geçen konservatuvardan bir konu olmadı. Hep İstanbul, Mimar Sinan, Hacettepe oldu hatta. Efendim İstanbul Üniversitesi Devlet oldu ama. Bir sizden dinleyelim. Orası nasıl bir atmosferdir? Eskişehir Konservatuvarı'nı söylemeden önce Eskişehir şehrindeki üniversite, Anadolu Üniversitesi'nden biraz bahsetmek istiyorum. Anadolu Üniversitesi vahşi bir yerdi. Ama aradan geçen yıllar boyunca o vahanın tüm güzellikleri şehirle bütünleşmeye başladı. Şimdi artık Eskişehir bir vaha oldu. Evet. Anadolu'nun göbeğinde sadece trenlerin durmak zorunda oldukları bir ana gar olmaktan uzaklaşıp bir kültür başkenti olmaya doğru gidiyor. Ben Almanya'da görmüştüm eşini, Karlsruhe şehrini. Tabii ki birçok şehri var ama ben Karlsruhe'yi görmüştüm. Büyüklükleri aşağı yukarı aynı. Yaşam kalitesi ve standardı çok benzer bir durumda. Tramvayların geçtiği, operaya kalkan tramvaylarının olduğu inanılmaz bir şehir oldu. Gurur duyuyorum Eskişehir'de okumuş olmaktan. Gerçekten 4 yılımı orada geçirmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Hiçbir zaman hayatımın hiçbir döneminde orada geçirdiğim 4 yılda o şehirden sıkılmadım. Güzelleştiğini gördükçe de çok mutlu oluyorum. Çünkü hak ettiği güzellik o. Evet. İzmirlisiniz diye biliyorum. Dolayısıyla denize yakın birinin denizden uzak bir şehirde mutlu olması da aslında zordur ama buna göre mutlu olmuşsunuz. Galiba bu işin mimari içerisinde en büyük pay Yılmaz Büyükerşen'e çıkıyor. Profesör doktor, öğretim üyesi hocamız, çok renkli bir insan. Hem kulaklarını çınlatalım hem de gıyabınızda bir kez daha teşekkür ederim canlı yayında. Peki bunun devamında şimdi biliyorum isim sormak zor ama hep konuşulan bir konu. İsterseniz bir satır oradan girelim. Şu an Türkiye'de vakıf üniversitelerinin sayısının artmasıyla beraber birçok konservatuvar türedi diyeceğim. En kuruldu diyelim. Kuruldu diyelim peki. Öğrenciler çok, alınabilir çünkü. Çok hızlı bir artış var, haklısınız, kırmayalım ama bir ortak şikayet var. Bu kadar çok öğrenci mezun, iş bulabilecek misiniz? A şıkkı, hadi B şıkkı, tutun ki buldunuz da o başka bir nokta. Bu kadar okulda öğretim üyeliği yapacak yetkin, diploma sahibi, ehliyetli hoca var mı sorusu geliyor akla. Bununla ilgili fikrinizi alacağım. Bir de isterseniz Eskişehir'deki konservatuvarda hocalarınız kimlerdi? İsim sormak zordur biliyorum ama onu da bir sormuş olalım. Hem de bir teşekkür olur. Vallahi Eskişehir'deki hocalarımız Erginor Bey'den tutun da geriye doğru yapacağım. Geriye doğru, tamam. Erginor Bey, Müşfik Kenter, Alpa İzburak, Bozkurt Kuruç, Yücel Erten, Nasuf Barın, Simon Telvi, Metin Balay, hemen ilk aklıma geliverenler. Engin Cezar. Seçkin Servi demiş miydiniz? Var mıydı? Benim dönemimde yoktu ama sonra. Uğur Polat geldi benden sonra. Devlet Tiyatrosu. Tabii. Benden sonraki Murat Karasu geldi. Benden sonrakileri çok net hatırlayamıyorum çünkü bilmiyorum. Ama Mehmet Atay geldi. Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan yine çok değerli bir oyuncu. Şu an burada sayarken unuttuğum bir hocam varsa özür diliyorum. Sevda Şener Sevin Sokoğlu geldi. Önemli bir kadro. Önemli bir kadroydu. Gelelim konservatuvarlar olayına ya da tiyatro bölümleri. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin tiyatro bölümleri de var. Ben şunu söylüyorum. Bir gün bana bir genç telefon açıp demişti ki sizinle görüşmek istiyorum. Telefon numaranızı şuradan buldum. Buyurun görüşelim.
Görüştük. Bana dedi ki ben tiyatro oyuncusu olmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Ondan sonra hayatımda çok fazla böyle soruyla karşılaştım. Hepsine verdiğim bir cevap var. Eğer siz tiyatro oyuncusu olmak istiyorsanız sizin önünüzde hiçbir engel yoktur. Siz olmak istiyorsanız olursunuz. Gerçekten istiyorsanız. Çünkü tiyatro oyuncusu olmak istemek sadece istekle bağlantılı bir şey değil. Zaten doğal bir eliminasyon sistemi var kendi mesleğin içerisinde. Girersin, bir hocamın dediği gibi dünyanın en mutsuz insanları kötü oyunculardır derdi. Çünkü bunu bilirler ve kabul etmezler. Çok korkunç bir şeydir derdi. Zaten yapa yapa senden daha iyi yapanları gördükçe kendini geliştirebilme imkanlarını ya kullanırsın, yeteneğin doğrultusunda ya da kullanamazsın. Doğal bir eleme sistemidir bu. Onun için okulların fazla olmasının hiçbir sakıncası yok. Ve kalifiye eleman 1700 kişiyiz zaten Türkiye'de. Hadi zorlayalım 2500 diyelim 75 milyonda. Bir şeyi öğretebilme formasyonu da ayrı bir şeydir. Evet, çok iyi tiyatrocu olmak, çok iyi hoca olmak anlamına gelmez. Gelmez yani, çok iyi bir tiyatro oyuncususundur ama A demeyi karşı tarafa öğretemiyorsundur ki bu ayıp değildir. Herkes de bir şeyi bir... İddiası da yoksa, bir niyeti de yoksa. Onun için eğitimi değerlendirebiliriz. Evet, eğitimde gerçekten bizim nitelikli eğitmenlere ihtiyacımız var. Mesela çoğu yönetmen iyi oyuncu değildir. Çok iyi yönetmenler iyi oyuncular değillerdir. Ya da hiç oyunculuk formasyonu yoktur. Hiç yoktur. Adam işte Roberto Cioli Danton'un ölümünü sahneledi. Avrupa tiyatrosunun gidişini değiştiren Ander Ruhr tiyatrosunun genel sanat yönetmeni. Felsefe doktoru. Evet. Son 4 yıllar başlamış galiba oyunculuk yapmaya. Çocuk oyunu, Küçük Prens'te galiba değil mi? Küçük Prens'te girip kralı oynamış kendisi. Evet. Ama artık bu kadar yıldan sonra da sahnede nasıl duracağını bilen birisi. Muhakkak. Peki, yine devam edelim. Şöyle bir baktığımızda İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 96-99 diyor. Metro Canavarı, Küçük Nasrettin, Kuyruklu Yıldız Altında var müzikal. Ve Bursa Devlet Tiyatrosu'nda 1995 diyor. Doğru mudur? Doğrudur. Peki devam edelim. Vişne Bahçesi, Hayvan Çiftliği, Çil Horoz, Ah Muhammer müzikal bu. Oz Büyücüsü var ve Defne Dalı deniliyor. Televizyonda da oyuncu yönetmenliği var. Bayanlar Baylar var Kanal D'de. Dünya Varmış Kanal D 2002 ve 90-60-90 Kanal D 2001 diye. Oyuncu yönetmenliği yaptınız. Oyuncu yönetmenliği yaptınız. Ve oyunculuk sonuculuk diyorsunuz. Biz Size Aşık Olduk var Kanal D'ye. Bayanlar Baylar var. Onun dışında bakalım. Knorr Lezzet Kulübü var. Bunu özellikle soracağım çünkü bir iki internet sitesinde yemeklerle aranızın iyi olduğu, soslar vesaire bunlar konuşulmuş. Galiba şey de var arkasında galiba, İzmirlik de var. Onu bir satır dinleyelim. Hakikaten aranız iyi mi yemekle? Ya gurme adayı olduğumu söyleyebilirim. Enteresan. Yani evet, hem yapmayı hem yemeği çok seviyorum. İyi yemeği çok seçerim. Yani yemek olayını çok seçerim. Ama şudur, her yemeği yerim. Ama lezzetler anlamında hangi tarafın neyi iyi yaptığını kendi ağız tadım olarak bilirim. Gurmeyim diyorum ama yani hani böyle hangi yemekle, hangi şarap gibi şeylerim yok. Onun dışında gerçekten özel yemekler yapabilmek için özel mutfak malzemeleri aldığım bilinir. Yani otlar vesaire varmış. Evet var. Var hayatımızda evet. Otlar. Peki. Birazdan otlara da geleceğim. Bazıların tamam. Adları enteresan çünkü. Onun dışında devam edersek 95-96'da Günaydın Bursa Az TV'de canlı yayın sabah evet, program evet. Sunuculuğu var. 92-95 arasında Eskişehir Üniversitesi tarafından hazırlanan açık öğretim ders programlarında oyunculuk ve sunuculuk denmiş. TRT için mi yapıldı bunlar? Hatırlıyorsunuz. TRT 4 için yapıldı. Genellikle konservatuvar tiyatro oyunculuğu bölümünün eğitmenleri ve öğrencileri kullanılmıştır orada. Aha. Biz gönüllü olarak giderdik. Cüzi miktarda paralara, küçük telif haklarına orada işte öğrenci rolünü oynardık, öğretmen rolünü oynardık ya da dramatizasyon varsa bölümlerle ilgili oradaki çeşitli karakterleri canlandırırdık. Evet. Arada bir zapping yaparken TRT 4'te 10 yıl önce yaptığım şeyleri görünce gerçekten çok eğleniyorum. Evet, gözleriniz ışıldıyor, keyifle hatırladınız evet. Belli. Peki bir başka konu, reklam filmleri var. Arçelik 2001, Posta Gazetesi için 98, Olmatik ve İpana için 1997 var. Reklam. Son çektiğim reklam oraya işlenmedi herhalde çok büyük hemen ihtimalle. Konuşalım. Garanti Bankası, Garanti Bankası işte. Reklamı evet. Evet, sevgilim bırak beni diyorsunuz en sonunda değil mi? Evet. Selin. Selin evet. Şimdi Esin. Esin. Esin nereden çıktı evet, Selin? Levent Üzümcü'yü ilk olarak Serseri Aşıklar, Biz Size Aşık Olduk adlı televizyon dizisiyle tanıdık diyor. Son zamanlarda da Avrupa Yakası dizisindeki Cem karakteriyle ama gelin şu Biz Size Aşık Olduğu bir satır konuşalım. Yayına evvel sordum son dakikada 22. bölümü bitirdik ve bitti dediniz.
bir savaşa denk geldiğini, bir satır konuşabilir miyiz onu? Çok iyi bir diziydi. Hı hı. Hem oyuncuların kendi aralarındaki oyunculuk enerjisi, hem senaryonun gerçekten çok dramatik yönünün sağlam olması, 3-4 koldan ve çok nitelikli elemanların yazdığı bir senaryoydu. Başından sonuna kadar bütün birimlerinde kalitenin söz konusu olduğu bir diziydi. Gerçekten özlediğimiz, beklediğimiz, istediğimiz bir şeydi. Ancak araya savaş girmesi nedeniyle, 2. Irak Savaşı, Amerika-Irak Savaşı girmesi nedeniyle maalesef savaş daha fazla reyting aldığı için diziyi yayından kaldırdılar, bir şeyler oldu ve hem yapımcısı küstü bu işe, hem oyuncuların artık şevki kalmadı. Hı hı. 22. bölüm olmasına rağmen bir finalle bitti. Evet. Dizinin söyleyecek sözü vardı, sözünü söyleyip dizi bitti. Bitirdiler, peki. Bir başka konu, şimdi herhalde her insanın hayatında bazı dönüm noktaları vardır büyük. Bu büyük dönüm noktalarından biri de sizin için Avrupa yakası olabilir mi? Ve Avrupa yakası hakikaten sizin için ne ifade ediyor baktığınızda? Ya hayatındaki en büyük dönüm noktası sanıyorum birkaç tane var. Aslında en büyük diye ayıramıyorum. Hı. Bir tanesi lise sonunda sınıf değiştirip başka bir edebiyat sınıfına geçerek tiyatro oyuncusu olmaya karar verdiğim, beni ona teşvik eden insanla tanışmam oldu. Şimdi Adana Devlet Tiyatrosu'nda Savaş Özdemir. Hı hı. Hem liseden sıra arkadaşım, hem konservatuvardan sınıf arkadaşım. Bu özel bir şey çünkü yani bin kişinin girip 10 kişinin kazandığı, evet, bir şeyden bahsediyorsunuz. Yani liseden sıra arkadaşıyla herkes konservatuvarı kazanamaz. özel sonra, bir arkadaşlık, bunu birkaç yerde belirtmişsiniz. Tabii ki yani çok özel, hayatının yönünü değiştiriyor. Evet. Sen tiyatro yapar mısın dedi, yaparız dedim, ya sorun yok, sosyal bir adamım, elimden ne geliyorsa yaparım. Yoksa ben Latin dili okumak istiyordum. ondan sonraki ikinci büyük viraj sanıyorum eşimle tanışmam oldu. Çünkü gerçekten hayatımın tüm seyri değişti böyle tanıştıktan sonra. Ona da bir viraj diyebilirim. Evet. Onu durun ama bir saniye konuşabilir miyiz? Tabii. Yani orada bir duralım mı? Tabii duralım. Peki, çok özel hayatlar yok ama hayatımın seyri değişti dediğinize göre nereden nereye değişti onu bir dinleyebilir miyiz? Ya şimdi tiyatro oyunculuğu genellikle insanların bohem yaşadığı bir hayattır. Evet. Tiyatro oyuncularının hayatı genellikle bohemdir. Hı hı. Çünkü beslenmen gerekir bir şekilde ve çok fazla blokajın olmadan hayatı yaşamaya çalışırsın. Hı hı. Herhangi ne geliyorsa aklınıza. Ama benim seçtiğim yolda hayatım düzenli olmalıydı ki oyunculuk yapabilmeliydim. Eğer benim hayatım düzenli olmazsa oyunculuk yapamam. Ya bu benim özelimle ilgili bir şey. Anladım. Kimin eline de bohem hayattan alıp bir eve tıkarsanız oyunculuk yapamazlar. Hı hı. Bu insanların kendi hayatlarını anlamlandırıp bir yol seçip o yoldan gitmeleriyle bağlantılı bir şeydir. O bohemlik bazılarını besliyor. Beslemez mi? Ama beni bohemlik bitiriyor mesela. Hı, tam tersi. Beni aile besliyor. O yüzden bir aile sahibi olabilmek, onun keyfine varabilmek çok özel ve benim mesleğim anlamında da bana çok yararlı oldu. Hı. Ama mesleğim de yararlı olsun diye evlenmedim. Peki. Ama bir teşekkürünüz var. Ve galiba ikinci bir teşekkürünüz var. Bir de bir evlat var, Allah bağışlasın. Evet, değil ikimizden mi? Bir yaptık. İkimizden bir yaptınız. Ada isminde bir güzel evlat. Peki, bunu da isterseniz bir satır konuşalım. Şimdi. Vallahi adayı ben bir satır konuşamam açıkçası. Uzun uzun. Uzun uzun konuşurum ama konuşalım. Olabildiğince kısa bir şey söylemek gerekirse. Çok özel şeyler yaşıyoruz hayatımızda. Her anne baba gibi. Hı hı. Çocuk sahibi olabilmek dünyanın en olağan mucizelerinden bir tanesi. Hı hı. Yani sağlıklı olan her birey baba olabiliyor, anne olabiliyor. Evet. Ama iş orada bitmiyor. Hep söylenilen şeyler var. Çünkü sizden ne görürse onu yapıyor. Belki hayır dediğiniz şeyleri yüzünüze baka baka tekrar yapıyor. Söylediğiniz şeyleri yapmıyor ama sizin yaptığınız şeyleri mutlaka yapıyor. Hı hı. O yetiştireceğiniz insanın birilerine dede olacağını, birilerine baba olacağını bilmek ve onun hamurunun sizin tarafından yoğrulmasını bilmek çok özel bir şey. Evet. Hem size evlatlık yapıyor, hem birilerine abilik yapacak, hem ileride birilerine babalık yapacak, ileride birilerine dedelik yapacak. Siz o dedeyken görmeyeceksiniz kime dedelik yaptığını ama bileceksiniz ki sizin gibi oturuyor, sizin gibi kalkıyor ve sizin gibi konuşuyor. Evet, küçük eğer, model. Ama bu böyle bir model hırsıyla yapılan da bir şey değil. Yani ben bazen duruyorum ve diyorum ki babam gibi duruyorum.
bazen duruyorum, annem gibi duruyorum. Evet. Ya onların ürünüyüz hepimiz. Hı hı. Onlar bizi ne kadar iyi yetiştirirlerse, hı hı, bizler de evlatlarımızı o kadar iyi yetiştireceğiz. Evet. Şimdi popüler olmanın yolu, para kazanmanın yolu, özellikle görsel sanatlarla uğraşanların yolu basında zaman zaman çakışıyor ve basına baktığımız zaman hep konuştuğumuz şey, bugün tiyatro oyuncusu olarak basında haber almanız bir iki gazete dışında, bu işe sayfasını ayıran gazeteler dışında mümkün değil. Hı hı. Ha, nasıl mümkünü var görüyoruz. Tiyatro oyuncusu arkadaşım, röportaj yapılmış, 10 soru sorulmuş, bir tanesi tiyatro ile ilgili, geri kalan özel hayatıyla. Evet. Çalkantılar, sizi barlarda girip çıkarken bir hanımla falan filan. Şimdi siz bu konuda malzeme vermeyeceğinize göre gelecekte zorlanacak mısınız basınla olan ilişkilerinizde, kendinizi ifade etme noktasında? Madem basının sizleri algılama ve haber olarak sayfalarını taşıma şekli bu. Bu bir taraftan rahatsızlık veriyor mu size? Çünkü malzeme olacak bir durumunuz yok şu an. Yani nasıl söyleyeyim ki ben bunu? Yani ben malzeme olabilmek için bir şey yapamayacağım gibi. Hı hı. Onlar da beni malzeme edecekleri bir şey yapmıyorlar. Hı hı. Ben bir yerde duruyorum. Durduğum yerde belli. Bu benim tercihim. Evet. Burada durmak zorunda olduğum için durmuyorum ki. Anladım. Orada durduğum için duruyorum. Birileri gelip de siz burada duruyorsunuz, bir fotoğrafınızı çekelim ya da şunları soralım dediği zaman tamam, hay hay buyurun diyorum. Hı hı. Ama ekstra bir şey yapmazsan eğer, hı hı, onlara malzeme olacak. Anladığım kadarıyla biraz renkli olaylarından bahsediyoruz. Ne yapayım ki yani şimdi onlara malzeme, para için onlara malzeme olamam ki. Çünkü ben onlara malzeme olursam bana dizilerden daha büyük rol teklifi gelecek diye yapamam ki böyle bir şeyi. Evet, peki, mesajı aldık. Bununla ilgili bir nokta daha var. Şimdi bu enteresan bir simbiyotik ilişki aslında. Bir taraftan da dizide oynuyorsunuz. Hı. Ve tabii bu dizinin de tutmasıyla beraber daha da gündemdesiniz. Bu keyifli bir şey. Bununla ilgili başka birkaç sorum var ama asıl sormak istediğim şu an. Şimdi böyle bir popülerlik var. Basının şu an spotları sizin üzerinizde. Hı hı. Yanınıza geldikleri vakit sizi ne kadar deşiyorlar? Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şehir tiyatrosunda tiyatro oyuncusu olduğunuzu, Danton'un ölümünde görev aldığınızı, hı hı, bunların ne kadar farkındalar? Biliyorlar mı ya da biliyorlarsa bunu neden ekrana ya da sayfaya fazlaca taşımıyorlar? İkinci soru, yani neden taşımadıkları sorusu tamamen onları bağlayan bir şey. Yani onları bağlayan şeyin de başlıca dayanağı halkın ilgisi. Hı hı. Yani buna ben cevap veremem. Yani halkın ilgisiyle doğru orantılı şeyleri, hı hı, yayınlıyorlar. Yıllar yıllar önce bununla ilgili bir örnek vereceğim. İki ya da üç kanal varken Türkiye'de, tek kanallı dönemden bahsetmiyorum, Cem Özer bir program yapıyordu. Programı sırasında, gece programıydı zannediyorum. Programı sırasında çıkmış, eline mikrofonu almış, halka soruyor. Televizyonda en çok neyi izlemek istersiniz diye. Sorduğu insanların %90'ı kültür ve sanat programı dedi. Evet. Sanki onlara birileri kültür ve sanat programı demiş gibi. Hı hı. Cem Özer dedi ki, TRT 2 var, sabahtan akşama kadar kültür sanat programı yayınlıyor. Hala da öyle. Evet. Ama izlenmiyor. Niye açıp izlemiyorsunuz? Bir şey söylemek başka bir şey, yapmak başka bir şey. Yani bu artık herkesin bildiği bir deyim oldu. Hı-hı. Söylediğin yaptığını tutsun, yaptığını söylediğini tutsun. Yani hiçbir şey yok ortada. Hı-hı. Hala sizin benim baktığımızda direkt geçtiğimiz, hatta televizyon kanalının kanallarının kaydına bile sokmadığımız kendi televizyonumuzdaki programlar tarihi rekorlar kırıyorlar. Hı-hı. Kimse birbirine yalan söylemesin. Biz buyuz. Evet. Bunlara ilgi duyuyoruz. Hı hı. Kötü mü iyi mi bilmiyorum. Evet. Ama iyi olmadığını biliyorum. Evet. Yani herhalde toplum içerisinde böyle mikrofon karşısında işte sulu programlar demek kendi tarzına, karizmasına yakışmadığı için kültür sanat diyor dediğiniz gibi. Yani bana örneğin dayasalar şimdi mikrofonu, gelseler deseler ki lütfen 20 genci bir odaya kapatın, onları izlemek istiyorum demem. Evet. Ama izliyoruz baktığınızda bir taraftan. Evet, böyle bir şey var. Şimdi sorular fazla. Şimdi bu arada adayla ilgili ben bir şey daha, bir satır olmasın dediniz, devam edelim. Tamam. Aday için demişsiniz ki bu ikimizin aldığı bir karardı. Çevremizde bizimle birlikte başlayan ilişkilerin, bu enteresan, bunu özellikle soracağım. Hı hı. %95'i bitti. Bu yüzden ilk önce kendimizi tanımak istedik. Çünkü ikimiz de çok erken, 23-24 yaşında evlendik. Evet. Ayrılan insanlara saygım var, beni yanlış anlamasınlar ama ilişki bitecekse o ilişkiyi kurtarmak için çocuk yapmanın bir anlamı yok demişsiniz. %100 katılıyorum ama gelin şunu bir konuşalım. Çevremizdeki ilişkilerin %95'i bitti sözü evlilik ilişkileri mi bittiğini evlilikler, sevgililikler. Çünkü biz 23-24 yaşında başlayınca evlilik hayatımıza ve ilişkimiz ondan daha öncesine, hmm, dayanıyor. Yaklaşık 11-12 yıllık bir ilişkiden, hmm, bahsediyoruz.
ben onu her zaman şey diye görürüm. Böyle bir arkadaş grubunuz vardır kalabalık ve siz bir yere doğru yürürsünüz. Sevgililer vardır, evliler vardır, evlenenler, sevgili olanlar. Boşanmalar oldu, sevgililer ayrıldı, başkalar bulundu. İnanın bizimle birlikte başlayan ilişkilerden bizim tanıdığımız sadece bir ya da iki tanesi devam ediyor şu an çevremizde ki geniş bir çevremiz var bizim. Ama tekrar diyorum, bu doğanın da bir gereği. Yani insan evlendiği eşinden ya da sevgilisinden ayrılmayacaksa o zaman ne ki yani, birine muhtaç değilsin ki. Olmazsa yollarını ayırırsın. Herkesten de o yaşlarında nitelikli karar vermesini kimse beklememeli. Ama o yüzden işte biz de bunun ayırdığına vardığımız için bir dakika dedik, hemen biz 23-24 yaşında evlendik, şimdi çocuk yaparsak ne yapacağız? Keşke bugünkü aklımız olsaydı da o zaman yapsaydık. Çünkü işte gidiyor ilişkimiz, devam ediyor. Evet. Ayrılmayı da düşünmüyoruz. Evet. Ama o yüzden test gerekliydi galiba. Yani test etmişsiniz. Test ettik. Çok zorlu yollardan geçtik biz de. Kolay değil bir ilişkiyi sürdürebilmek. Evet. Yani dışarıdan nasıl göründüğünü bilmiyorum ama hiç kolay değil. İki insanın bir hayatı paylaşması, iki insanın çocuk yapmaya karar vermesi. Bunlar benim için önemli şeyler. Yani düşünülmesi, üstünde düşünülmesi gereken şeyler. Evet. Çünkü bu kurduğunuz ve keyifle bahsettiğiniz sistem ama belli ki sizi bugün buraya taşımış. Bugün olduğunuz yer neresiyse buraya kadar getirmiş. Tamamıyla benim seçimim, eşimin seçimi. Evet. Oğlumun artık seçimi olmaya başladı. Evet. Bu arada bir nokta daha, bunu başka bir tarafa bağlayacağım. Yıldız Kenter hocamızın bir demeci vardı basında geçtiğimiz haftalarda. Dedi ki insanlar fast food'a çok çabuk alıştı. Her şey fast food olarak. İlişkileri, yemeği, televizyon seyretmeyi, tahammülümüz yok. Bir diziye 3-5 dakika bakma, sürekli zap yapıyoruz. Bu kadar çabuk sıkılan, bu kadar çabuk karar değiştiren insanları siz 1,5-2 saat kapalı bir mekanda gel kardeşim tiyatro izle diyemiyorsunuz. Adam oturamıyor. Böyle bir disiplin, iş disiplini ya da bir iç disiplin, iç ve iş disiplini yok. Şimdi bu gerçekten baktığınızda çok doğru. Yani bu az önce söylediğiniz o %95'lik ayrılmalar da biraz onu getiriyor. Şimdi bu trend, bu moda, bu eğilim devam ediyorsa ki artarak devam ediyorsa tiyatro salonları sırf bu trendin yükselmesi yüzünden gelecek için çok güzel mesajlar da vermiyor sanırım. Yani ben sadece şunu söyleyebilirim bununla ilgili. Marx der ki diye başlayınca şimdi çok ağır bir şey gelmeyecek arkasından, merak etmeyin. Evet. Bir kültür bir başka kültürden ihtiyacı olan şeyi alır. Bir şeyi monte ederseniz o kültür onu istemiyorsa durmazdır yani. Sen buraya getirirsin fast food. Tutmazsa insanlar yemez ve kapanır. Kapitalist sistem bunu getirir. Kapitalist sistem bizim ilişkilerimize de bir şeyler getiriyor ve götürüyor bizim ilişkilerimizden bir şeyleri. Çok normal olması gereken şeyler bunlar. Bakın şimdi. Amerika Irak'a girdi. Amerika dedi ki ben aslanım. Sen geyik değilsin. Sen aslan olacaksın. Ormanın kanunu böyle değildir. Ormanda aslan geyiği yer. Bu kadar basittir. Ama aslan gidip de geyiğe sen de aslan olacaksın demez. Evet. Bende demokrasi var, sende de demokrasi olacak. Sen o demokrasiyi hangi tarihsel süreçlerden gelip yaptınsa bu insanların da ona ihtiyacı var. Tepeden inme demokrasi olmaz. Tıpkı tepeden inme devrimlerin halkın üzerine oturmaması gibi. İşte Fransız devriminde olduğu gibi. Her bir grup insan, aristokratlar devrimi yapıyorlar. Sonra birbirlerini öldürüyorlar. Devrim çocuklarını yiyor. Yiyor. Yani Jacobenler, Girondenler hepsi birbirini yiyor. Ve bunu yapan da halk. Onu da istemiyorum, bunu da istemiyorum. Herkes halk adına, halkın iyiliği adına bir şeyler yapıyor. Çünkü halkın düşünme kapasitesi olmadığını düşünüyorlar. Evet, sizin adınıza yapıyoruz bunu, sizin için. Bu böyle olmaz ya. Yani o yüzden bizde birçok şeyimiz devşirme olduğu için ülkemizde demokrasimiz de devşirme. Şu an dışarıdan aldığımız şeylerin hepsi dışarının bize göründüğü şekliyle. Penceresinden, vitrininden alıyoruz dışarıda gördüğümüz şeyleri. Hayat sistemi, ilişkileri, yaşama durumu. Ama bireyselliğin ön plana çıkması, yavaş yavaş artık ülkemizde konukseverlik bitecek. Sadece tiyatroya olan ilgi değil bitecek olan şeyler. Birçok şey bitecek. Birçok şey. Yani bu fast food birçok kere sirayet edecek sadece tiyatro için. Ama yani günün 24 saati bu tarz programları izleyen bir toplumdan başka bir şey beklenmez zaten. Kötülemek anlamında söylemiyorum bunu. Anladım. Bu doğal gidişatı. Peki bir başka konu. Şimdi evet bu yemek meselesini bir kez daha gelelim. Çünkü enteresan. Demişsiniz ki okuyacağım biraz daha yaklaşarak. Karışık otu çok seviyorum. Ayrıca istifnoyu Muhliye'yi söylemesi bile zor. Çok sevindirmişsiniz. Muhliye'yi Kıbrıslılar ve Araplar bilirler. Tavukla muhliye yapmaya bayılır onlar. Özellikle acı radikaya bayılırım demişsiniz. Zaten ot dediğiniz şey çok büyük bir
pişirme yeteneği gerektirmez. Haşlarsınız ve zeytinyağlı bir sosla yersiniz diye. Bunları nereden buluyorsunuz? Ya bunları genellikle İzmir'den annem gönderiyor. Şu anda pazarda. bazı otları burada da bulabiliyorum işte. Mısır çarşısı falan mı? Yok, hayır hayır. Bizim evimizin önünde şeyde Erenköy'de pazarımız var. Büyük. Ha, güzel. Suadiye Erenköy sınırında büyük bir pazar var. Ben evet. O pazara gidiyorum. Evinde hemen önünde. İşte oradan radika bulabilirsem eğer, karışık ot da bazen buluyorum. Evet. Onları alıyorum ama biraz aşağılamışım otları. Sadece haşlayarak ve zeytinyağıyla demişim. Birçok ot öyle ama yani Şevketi Bostan gibi bir otumuz var ki kuzu etiyle harika olur. Evet. Yani şimdi bunu da atlamayalım ya, onu pişirmek de hiç kolay değildir. Evet, sabah erken bir saat, kahvaltı sonrası ama gene de ağzınız insanın sulanıyor. Peki, şimdi konudan konuya geçersek tiyatro konusunda bir iki cümlem var. Yayından evvel, başlamadan evvel dedik ki oyunculuk ve oyuncunun kendi sesini kullanımı Kurtlar Vadisi'ni bugün bir kenara itmek televizyon seyircisinin kendisine bir sınıf atlatması gibi oldu. Hani Kurtlar Vadisi izlemiyorum demek belli bir kesim için sanki bir katma değermiş gibi. Ya da Avrupa Yakası için sadece sizin dizinizi izliyorum demek. Diye yaşayın. İkisini de konuşacağım şimdi. Kurtlar Vadisi'nde geçen hafta kaçırdım, izlemedim. Çünkü yakın takip ediyorum. Devlet tiyatrosu oyuncularını hep söylüyorum. Çoğu orada olduğu için başka türlü de görmek mümkün olmuyor pek yan yana. Küçük bir taşla attıktan sonra. Ve iki oyuncu kendi sesleri değişmiş dizinin ortalarında. Hakikaten yadırgadık. Bir ikisine ben de tanık oldum. Yani kendilerine mi seslendiriyorlar? Kendileri seslendirmiyor. Başkaları seslendiriyor. Onlar değişmiş. Bunlar devlet tiyatrosu oyuncusu mu peki? Şimdi hayır. İki arkadaşım da bildiğim kadarıyla devlet tiyatrosu oyuncusu. Olmaz çünkü. Öyle değil. Şey mümkün yaşayın, değildir. Yaşayın. Yani dolayısıyla zaten dediğiniz örtüşüyor. Haklısınız. Hal böyle olunca seyirci garipsemiş. Yani bir karakter var, seslendiren vardı ve bir başkası geliyor. Aynı şey yıllar evvel, daha dün konuştuk. Macmillan ve karısında Rakatsın'ın sesi değişmişti. Hı hı. Hakikaten çok yadırgadı insanlar gibi. Örnekleri uzatabilirim. Buna nasıl bakıyorsunuz? Yani aslında bu kendi sesiyle oyunculuk yapmayan insanların belki pek aklına gelmeyeceği bir şey ama sizi seslendiren biri para ya da herhangi bir sebeple, Allah korusun, sağlık sebebiyle eğer seslendirmeden vazgeçerse kendinizi seslendirmeniz için oyun hayatınız ya da oyunculuk hayatınız, eğer de oyunculuk denirse, bir kalemde siliniyor. Çünkü seyirci yadırgıyor sizi. Yani çok normal bir şey bu. Bizim tiyatromuzda, şehir tiyatrolarında bize bir dışarıda iş yapmak istediğimiz zaman dilekçeyle başvururuz tiyatromuza. Bürokrasi çalışır. Bize derler ki tamam, bu işi yapabilirsin. Asal işini aksatmamak tiyatro oyunculuğunu ve kendi seslendirmeni yapmak koşuluyla. Yani dışarıda yapacağın oyunculukta kendi sesini. Her ne sesini yapıyorsan yap. Evet. Eğer sen kendini seslendiremiyorsan zaten tiyatroda işin yoktur der. Hı-hı. Ama televizyonda dizi yapan insanların hepsinin de tiyatro oyuncusu olması mümkün olmadığı için çok sağlam duyguya ve mimiğe sahip insanların sesi seslendirme yönetmenlerince ve ona karar verecek mercilerce kabul görmemesi sonucunda birileri tarafından seslendiriliyorlar. Evet. Kötü bir şey değil de bu. Yani oyunculuğu da yukarıya çıkartan bir şey. Belki çok donuk oynuyordur. Sesle bütün işlemleri yapıyordur. Hı-hı. İkisi bir araya geldiğinde bir şey ortaya çıkıyordur. Karşı değilim. Ben mankenlerin oynamasına da karşı değilim dizilerde. Hı-hı. Yani görüntüsüyle para kazanan bir insana gidip de bir yapımcı ya gel ben seni dizimde oynatacağım derse manken ona hayır demez. Evet, popülerlik anladım. Var, para var. Tabii ki her şey var işin içinde. Niye ona hayır desin ki manken? Ama asıl önemli olan şey şudur. O yapımcının, ve eğer bir günah varsa ortada, yapımcının boynunadır. Anladım. Bu kadar genç insan dışarıda aç bilaç dolaşırken sırf sadece fizikleri ve görüntüleri güzel bir popülerler diye mankenleri kullanmak o yapımcının... Vebalidir, iyi bir kelime. Tamamdır. Ama yani manken oynuyor diye gidip de mankene kimse bağırmasın. Anladım. Peki. Şimdi baktığınızda bu söylediğiniz şey Türk sinemasında da var. Ustalar var. Türkan Şoray var uzun bir dönem. Cüneyt Arkın aynı şekilde. Tarık Akan aynı şekilde. Kartal Tibet'i ayrı bir noktaya koyuyorum. Çünkü baktığınızda devlet tiyatrosu oyuncusuydu. 50 kere de seslendirebilir kendini ama vakit yaşayın sorunlu. Dolayısıyla. Yani. Şimdi baktığınızda evet çok ünlü isimler, çok özel isimler ama kendi seslerinden uzaklar. Kendi seslerini dinlediğiniz vakitte sükut hayale uğruyorsunuz. Olmaz yıllar sonra mı? Geçse bile. Onu bir noktaya bırakıp koyalım.
Buradan bir başkasına geçeceğim. Bu bir tuzaktı. Sen hiç bir Toyota'nın yolda kaldığını gördün mü? Bir Toyota reklamı yapalım şimdi canlı yayında. Bunu siz seslendirdiniz. Evet. En son yapılan reklam bu muydu seslendirme yapmak? Hayır. Çok seslendirme yapıyorum reklam seslendirmesi. Reklam seslendirmesinde bir ses kullanmadığım için genellikle çok fazla anlaşılmıyor. Aha Levent Üzümcü'nün sesi diyemiyorlar. Çünkü benim ses skalam biraz daha geniş. Evet. Tek bir sesten gitmiyorum. Toyota reklamı da o seslerden biridir. Çok yakın arkadaşlarım bile fark edemediler benim sesim olduğunu. Evet, peki. Şimdi bir başkası, bu enteresan. Yine yayın öncesi bir satır konuştuk. Demişsiniz ki yine, oyunculuk çaktırmadan ama gümbür gümbür sadeliğe ve doğallığa doğru koşuyor. Ülkemizde mahlar, mihler bitiyor. Tiyatro yazımı da etkileniyor bundan. Yönetimi de, tonlamalarımız daha da sadeleşiyor. Hareketlerimiz daha doğallaşıyor ve dışarıda gördüğümüz insanlardan farklı olmamaya başlıyoruz diye. Bu tiyatronun geçmiş dönemlerdeki sahneleniş tarzına bir eleştiri. Belki devlet tiyatrosuyla özdeşleştirilen bir devlet ekolü vardı ya duruşu. Evet. Yayın öncesi yine konservatuvarda öyle bir duruşlu bir ekolü konservatuvar olmadığını söylediniz. Bu hakikaten geçmişe dönük bir eleştiri mi? Bir eleştiri ise aslında bu bir bayrak yarışı değil mi? Sonuçta siz de tiyatroyu birdenbire bir yerden almadınız. Birilerinden az ya da çok el vererek gitti. Bu biraz da geçmişin reddi miras olmuyor mu? Hayır, reddi miras olmuyor. Bakın, toplum farklı bir yere doğru giderken, toplum artık sahtelikleri kaldırmaktan vazgeçmişken, sizler hissetmediğiniz şeyleri sahne üzerinde yaparsanız, zaten günümüzde seyirci anlamında ve ilgi anlamında çok fazla ilgi duyulmayan ve seyircisinin çok fazla olmadığı tiyatro sanatı çok büyük yara alır. Toplum bir yere doğru giderken ister istemez aldığınız eğitimi ve kalıplarınızı aşmak 55-60 yaşında mümkün değildir. Sizler de orada bir lezzet olarak sahne üzerinde tabii ki duracaksınız. Kim hükmedebilir sahne üzerine? Hayır sen durma diyebilir ki. Evet. Tabii ki duracaksınız. O dönem alıcıları varmış demek ki baktığınızda. Bu sadece bizim dönemimizle olan bir şey değil. Abilerimiz var. Şu an 40'larını, 45'lerini, 50'lerini yaşayan abilerimiz var. İnanılmaz oyuncular. Onlardaydı bunun bayrağı. Yeter artık böyle olmamalı oyunculuk dediler. Bir takım köşe yazarları yetişti. Ha, bu isyanın ikinci kuşağı izliyorsunuz dolayısıyla. Yani bu bir isyan da değil. Bu bir farkındalık geliştirme. Ya isyan değil. Yani tiyatroda gemide isyan gibi bir şey yok. Yani burada tamamıyla ben ne yapıyorum diye bir sorgulama, farkına varma ve farkındalık geliştirmeyle ilgili bir süreç var. Yoksa kimsenin kimseyi reddettiği falan yok. Ama tiyatro oyunculuğu yetiştiren hocalarımız mesela böyle konuşurlar. Evet. Yetiştiren hocalarımız ama bizden böyle konuşmamızı istemezler. Onlar da durumu farkındadırlar. Ama artık onlar için belki alışılmış bir kalıp. Kıramıyorlar kalıplarını. Çok normal bir şey bu. Şimdi bana da gelseler deseler ki bağıra bağıra çağıra çağıra oyuna çok zorlanırım. Evet. Böyle biraz böyle oynayamam ya, hissetmediğim bir şey çünkü. Anladım, peki. Şimdi buradan yine bir Avrupa yakasına dönüş. Yine köşe başları dedik ve dediniz ki birçok insan hayatında köşe başı var, sizin için de aynı şekilde. Avrupa yakası ne kazandırdı? Kaybettirdikleri var mı, ne kaybettirdi? Bir bilanço, bir muhasebe yaptınız mı ya da yapıyor musunuz? Yani yaptığım işin güzel olduğunu düşünüyorum ben. İçinde bulunduğum işin güzel olduğunu düşünüyorum. Bir eşinin daha olduğunu düşünmüyorum. Bu çukurda. Çukurda dediniz, ona evet, bir not düşeyim. Yani not bu çukurda evet, bir eşinin daha olduğunu düşünmüyorum. Çok zeki bir kadın yazıyor onun senaryosunu, evet, gerçekten. Evet. Yani, Gülse Birsel için evet, konuşuyoruz. Yani Gülse Birsel gerçekten çok nadir bulunabilecek bir parıltı. 3 gün boyunca oturup o senaryoyu yazıyor. Güle eğlene, hepimizin karakterlerini düşüne ve onlara gire gire. Ondan sonra bize onu gönderiyor, senaryolar bize geliyor. 3 gün boyunca çekim yapıyoruz. Ve o bir günde eğer şansı varsa tatil yapıyor. Şimdi 6 gün sürekli bu diziyle yoğruluyor. Ve bu dizi 54 oldu. Evet, 54 bölüm. Yani ve birinci bölümden beri izleyen fanatiklerimiz var. Hiçbir bölüm birbirine benzemiyor. Her bölümün içinde 2 ya da 3 tane yan konularla birlikte konular ilerliyor. 54 çarpı 3 korkunç bir rakam çıkartır. Evet. İnanılmaz bağlantılar kuruyor. Şimdi çok temel bir senaryo şeyimiz var, şansımız var. Çok temel
oyuncuların sitcomlarda rollerine oturması gibi bir şansımız var. Dışarıdaki insanlar sizin elinizi tutup da diziniz hakkında bir şeyler söyledikleri zaman o parıltıyı görme şansınız var. Onun için hepimiz için büyük bir şans bu. Neler getirdi? İşte bunu getirdi. Ustalar var. Ustalar var. Yani şimdi Gazanfer Özcan'la, Hümeyra'yla bir tiyatro ahlakı içerisinde çalışıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Tiyatro oyuncusu bu insanlar. O ahlakı çok iyi biliyorlar. Evet. Onlardan çok şey öğrenmeliyiz. Özellikle Gazanfer Özcan yaşayan bir abi de daha ne olsun. Evet. Adayla fotoğrafını çektim geçenlerde. Odasına astım işte yani. Ada, bu adam beni öptü diyecek gelecek yıllarda. Evet. 30-40 yaşına geldiğinde bakın Gazanfer Özcan'la fotoğrafım var diyecek. Çok önemli bir insan o. Evet, ikisine de Allah uzun ömürler versin. Amin. Peki bu arada bir başka nokta. Şimdi böyle bir dizi eğer sitcom olarak adlandırır isek belli bir mekanda geçiyor ve sürekli bir yan yanalık var. Farklı ekol demeyelim belki ama farklı eğitim süzgeçlerinden geçen insanlar var. Bir taraftan hani okullu olsun olmasın ayrı bir konu ama kendilerini ispatlamış insanlar var. Gülse Birsel dediğiniz, az önce metni yazdığını söylediniz. Daha önce bir dizide, daha doğrusu bir program yapımında izledik. Evet. Güzel bir kadın ve güzel bir kadın ve komedi çok yan yana pek gelmez baktığınızda. Yani tiyatrosunda çok fazla örnekleri yoktur. Mimiklerini çok iyi kullanan bir. Ata Demirer derseniz zaten internette siz bahsetmişsiniz. Yani başlı başına bir komedyen süper diye. Süper komedyen. Ve böyle bir birliktelik. Bu yan yana gelmede arada bir hani şöyle düşündüm açıkçası, yüklü bulutlar, yüklüsünüz çünkü dolu insanlar var. Bu yüklü bulutlar hiç çarpışmıyor mu, hiç böyle bir şimşekler, yıldırımlar vesaire olmuyor mu, yoksa birbirinize değmemeye mi çalışıyorsunuz? Hayır, böyle söylemeyelim. Yani sizin söylediğinizden yola çıkarsak eğer, tamam bu bulutlar birbirine çarpmaz mı? Tabii ki çarpar. Ama siz eğer 120 ile giderken bir şeye çarparsanız arabanızla, kaza yaparsınız. Kaza yapmış olursunuz ve büyük ihtimalle ölürsünüz. Ama siz oradaki tabelada 40 yazıyorsa ve 40 ile gidiyorsunuz yolda, bir yere çarpsanız bile ölmezsiniz. Onun için insanlar bir karşılıklı geçiş hızlarını, birbirlerine güzel çarpma hızlarını çok güzel ayarlarlar. Evet, güzel. Profesyonellik bir biraz da budur zaten. Anladım. Gayet güzel bir örnekti. Peki, şimdi bir başka nokta. Yine daha önce bahsettiğim bir konuya döneceğim. Avrupa Yakası, Avrupa Yakası'ndaki rolünüz var ve tabii ki bir mizah unsuru taşıyan bir yapım. Ama arkasında sizin şahıs olarak konservatuvar eğitimi var, tiyatro geçmişiniz var. Bugün Türkiye'deki en eski tiyatro kurumu Darül Bedai geleneğinden gelen bir yapınız var. Ve bunlar dizide belki profesyonel insanlar tarafından, eğer sizi tanımıyorsa sezilir. Diyeceğim o ki, dizide görünüp ve dizideki oynadığınız rolle görünüp arkasındaki Levent Üzümcü'nün görünmüyor olmasından bir sıkıntı, bir rahatsızlık yaşıyor musunuz? Çok net, hiç yaşamıyorum. Çok net yaşamıyorum. Hiç yaşamıyorum. Çünkü yani sonuçta Levent Üzümcü bu işi yapıyor. Tiyatro oyunculuğu, oyunculuk yapıyor, aktörlük unutmayın yapıyor. Unutmayın, orada Cem ya da Uzunsunuz tırnak içinde. Yani Levent Üzümcü... Yok, böyle bir sıkıntım yok. Evet. Yani benim çok yakın arkadaşım Özgür Ozan Light Selami hesapta ama yani çok iyi bir oyuncudur kendisi. Evet. Dışarıda ona Light Selami denilmesi onun özgürlüğünden bir şey kaybettirmez. Anlatabiliyor muyum size? Yani bana da Uzun demeleri ya da işte Cem demeleri bir şey kaybettirmiyor ki benden. Yani bugün Cem diyorlar, ben iki hafta bu dizini yapmasam kimdi bu adam diye bakarlar yüzüme. Ha, bunun da farkındasınız. Yok ki. Bunun da farkındasınız. Tabii ki yani. Aha. Hafızamız yok. Yani ben iki hafta sonra bu işi yapmasam kimsenin beni hatırlayacağını zannetmiyorum yani. Bu farkındalık var ama yine de buna paralel bir sorum olacak. Şu an evet, Türkiye'de en çok izlenen dizilerden birindesiniz. Başrollerden de birindesiniz. Bu değişimin insanın üzerinde hiçbir değişiklik yapmaması psikolojik olarak baktığınızda mümkün değil. Onu bir soracağım, ne kadar etkilediğinizde, ama buna bağlı bir sorum var. Asli işinizde sıkıntı yaratacak mı? Neden? Evet, bir tanınırlık var. Siz kendinizi ne kadar otokontrolü alsanız da bu şöhretin, başarının getirdiği bir takım küçük belki baş dönmeleri olabilir. Olursa eğer bu şehir tiyatrosuna yansıyacak mı? Yarın öbür gün size bir rol verildiğinde, gelecek sezon, bu ikinci bir rol, ikinci sınıf bir rol, ben bunu istemiyorum noktasına gelir misiniz? Hayır, ben hayatta öyle bir şey yapamam. Bakın yani belki çok özel olacak bu ama bunu söylemekte bir sakınca görmüyorum.
Türk tiyatrosunun çok önemli oyunlarından bir tanesinde bana başrol asmışlardı. Ama Roberto Chulli ile çalışmak istememden dolayı... Aha, diğerini reddettiniz. Evet. Yani benim hiç öyle hayatta hırslarım olmadı. Ya çok net söylüyorum. Aman başroller oynayayım, aman o rolü beğenmem, bu rolü beğenmem gibi şeylerim olmadı. Hı hı. Ben tiyatronun işçisiyim. Elimden gelen ne varsa tiyatro adına onu yapıyorum. Ya bu başarı başımı döndürmeyecek diyorsunuz. Ya döndürmedi diyorsunuz. Döndürmedi ki. Yani en azından ben böyle görüyorum. Ama birisi gelip de hayır canım senin başın döndü derse ayrı. Anladım. Ama geçen gün Engin Cezer ve Güdürü Sururi ile bir iş için birlikteydik. Engin Hoca benim öğrenciliğimden beri beni tanıyor. Hı-hı. Onun arabasıyla işte onunla bindiğimiz trendeki sohbetlerimizden hala dem vuruyor. Bana dedi ki çok ilginç bir şey var Levent dedi. O trendeki çocuksun sen hala dedi. Ya birçok iş yapıyorsun, hala o çocuksun sen dedi. Yani bundan gurur duyuyorum. Açık açık söyleyeyim size yani. Bununla değişmiyor olmaktan. Gelişiyor olmaktan ve değişmiyor olmaktan. Pardon, o anlamda. O anlamda. Gelişip de değişmemekten gurur duyuyorum. Evet, bu güzel bir cümle. Çünkü bulunduğum yeri farkındayım. Hı hı. Kimse televizyonda yaptığı işin getirdiği şöhreti sırtlanıp, o şöhretin ağırlığıyla kötü şeyler yaşatmasın kendine. Hı hı. Bugün var, yarın yok diyorsun. İnanın, yani bir tiyatro oyuncusu olarak bunu söylüyorum. Hı hı. Sizi dışarıda bir tiyatro seyircisinin görüp sizinle ilgilenmesiyle, sizi dışarıda bir televizyon izleyicisinin görüp sizinle ilgilenmesi arasında dağlar kadar fark var. Bu da enteresan. Çok açık söylüyorum bunu. Anladım. Yani şu oyununuzu izlemiştim, mükemmeldiniz. Nereye? Şşt, Cem, ne haber? Bir yere. Evet. Mesajın etti. Başka bununla ilgili soracak sorum yok. Peki şimdi önümde öğrendim ki bu da bir başka vahim nokta. Sayın Roberto Chulli ile birçok basın mensubu arkadaşım röportaj yapmış ama yayınlanan haberlerden çok azı, arkadaşlarımın bir orantısını dinledim, çok azı girmiş ve şu an elimde de Pazar Keyfi Hürriyet gazetesinde geçtiğimiz haftalarda yayınlanan ekte var. Danton'un ölümü şehir tiyatrosunda diyor. Şimdi bununla ilgili sorularım var. Buradan takip edebildiğim kadarıyla evet, bir enteresan eser. Çünkü İtalyan asıllı bir Alman yönetiyor. Evet. Bir Fransız ihtilalinden alınan bir konu. Yazan 24 yaşında vefat etmiş bir Alman yazar ve bu Türkiye'de Türk oyuncularla oynanıyor. Böyle bir enteresan Birleşmiş Milletler durumu var. Biz bunu daha önce konuştuk. Gelin şunu iki satır bahsedelim. Bühner diyor ki ben Danton ve devrim haydutlarından, tırnak içinde haydutlarından kahraman yaratamam. Onların yüzeysel olduklarını anlatmak ve Tanrı'ya inanmadıklarını göstermek için onları konuştururum demiş. Önce bir adım adım gidersek. Oyunun rejisi size ne kadar yakın ya da ne kadar uzaktı ve buna bağlı bir soru. Bir Alman rejisörle, üstelik de usta bir rejisörle çalışmak nasıl bir şey? Yabancıyla. Şimdi Danton'un ölümünde çalışmak Roberto Chulli ile bizim hayatımızda, cümlemizin hayatında farklı bakış açıları açtı. Hı hı. Farklı bakış pencereleri açtı. Ama bunlar bizim içimizde vardı. Yani biz hiç olmayan pencerelerimizi açmadık. Hı hı. Ha, olanı keşfettirdi mi diyorsunuz? Hayır, olanı açtık. Biliyorduk orada o pencerenin olduğunu. Hı hı. Ama onu açacak bir ortamımız olmamıştı bugüne kadar. Hı hı. Yani hepimiz onun bize anlattıklarını anlayabilecek yeteneğe ve şeye sahiptik. Hı hı. Tiyatro bilgisine ve görgüsüne sahiptik. Ama bugüne kadar bizden hiç o kapılar istenmemişti. Hı hı. Onlar bizde vardı. Yani gelip çok harikalar yaratmadı. Hı hı. Ama burada onu... Aksine yüceltiyorum, sakın yanlış anlamayın. Hı hı. Bugüne kadar biz oyuncuların kullanamadığı şeyleri kullanmasına izin vermesi bile çok büyük bir şeydir. Hı hı. Kullanmamıza izin vermesi bile. Bir oyunu çalışırken ki 24 provada çıkmış bir oyundan bahsediyoruz. Hemen sorabilirim, unutmayın lafınızı. 24 prova bir oyun için aslında az sayılabilecek bir prova. Siz oyunu izlediniz. Oyun izledim. Düşünün yani. Evet. O oyun 24 provada çıktı. Enteresan. Ve yani bir felsefe doktoruyla çalışıyorsunuz. Evet. İnanılmaz dramaturji yapılmış bir tekst geliyor karşınıza, bir tiyatro metni geliyor. Hı hı. Ve sizin asla kafanızda canlandırdığınız Danton değil. Evet. Eğer bizi izleyen tiyatro bölümünde okuyan arkadaşlarımız varsa onlara da bir şey söylemek istiyorum buradan. Bir oyunu okuyacaklar, Macbeth, Hamlet
ne geliyorsa akıllarına, en çok sevdikleri oyun neyse. Ve bir gün karşılarına bir yönetmen çıkıp onların kafalarında olmayan bir rejiyle o sahnelemeyi yapacak. Sakın hayal kırıklığına uğramasınlar. Yani bir şekilde onun içinde var olmaya çalışsınlar. Çok önemli bir şey bu. Evet. Çünkü herkesin kafasındaki Danton işte şeylerin takıldığı, perukların takıldığı. Tam Fransa ihtilali görmeye gidiyorsunuz. Öyle. Onu görmeye gittiğinde karşında bambaşka bir Danton şey görüyorsun. Evet. Çünkü o Danton'un hayatını değil, Bühner'in hayatını anlatıyor. Evet. Peki Danton'un ölümü dediysek, sevgili yönetmenim hazırsak biz görsellerimizi paylaşalım. Arkasından üzerinde konuşmaya devam edelim. Sevgili izleyiciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen Danton'un ölümüyle gelecek sezon devam ediyor. Bir de turnesi var, az önce paylaştık sizlerle ve Danton'un ölümü efendim. İlk önce bize düşen bir görevdir. Biz çıplak tanrılar, bakalar, Olimpos oyunları, bahar şenlikleri istiyoruz. Alnına düşen saçların altında ne kadar da yorgun görünüyordu. Yanaklarında bahar, yine kış vardı sanki. Yazık. Yorulan beden dinlenmek için bir yastık. Ama yorulan can nerede dinlendirilmeli? Korkunç bir şeyine can geliyor. Bazıları mutsuzlar. Öyle de öyle. Her şey boşuna. Var olması yeter mutsuz olmasına. Ne var, ne oluyor? Ya bizim sermaye buradan aşağı yollanmış, köşe başını tutmuş.
bıçak. Evet, bir bıçak. Ama zavallı orospu bir kız için değil. Aslında karılarımızın, kızlarımızın etini satın alanları bıçaklamamız lazım. Damarlarında bizden emdikleri kan dolaşıyor. Onlar bize aristokratlar aç kurttu. Geberti dediler. Aristokratları fenerlere astı. Veto ekmeğinizi yiyor dediler. Kralı siz aç bırakanlar Girondenlerdir dediler. Girondenleri giyotine yolladı. Ama onlar ölüleri sordular. Bizim sahaya kıçımızda don yok eskisi gibi ortalıkta dolaşıp duruyoruz. Sevgili izleyiciler, görüntüleri aktarmaya devam edeceğiz sizlere. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sezon sonu sahnelenmeye başlanan Danton'un ölümünden görüntüler ve sevgili Levent Üzümcü de rol alıyor. Ve ben hemen bir iki tane sonlara doğru yaklaşıyoruz. Kısa sorularım var. Şimdi sevgili Levent Üzümcü, bir oyun önünüze konduğunda bir de yönetmenin bir rejisi var o tekstle ilgili. Sadece onunla mı böyle bir fokuslanırsınız? Oyunculuk tarzınız açısından o araştırma kısmı nasıl geçiyor? Yoksa oturup onun dışında sağda solda kitap karıştırıyor musunuz? Niye soruyorum? O karıştırılan kitaplar yönetmenin size al dediği şeyle zaman zaman örtüşmeyebilir. O bir şey yaratır, sıkıntı. Ona hazır mısınız? Nasıl çalışıyorsunuz çalışırken? Valla oyunculuğun dehlizlerinde kaybolmamak lazım. Hah, kastım oydu. Şey. Yani eğer bir şeyi gereğinden fazla inceler ve araştırırsanız bir şey yakalamak uğruna, yakaladığınız şey çok değerli olabilir sizin için ama o işte işinize yarayacak bir şey değildir. Evet. Ama siz yaradığını iddia edersiniz çünkü çok zorlukla bulmuşsunuzdur onu. Oyunculuğun dehlizlerinde kaybolmamak şart. Evet, mesajı aldım. Bir küçük örneğim var. Mimar Sinan'a girdik bir ne diyelim ukalalık edip İstanbul Üniversitesi Devlet'te okurken ilk sınavı kazandık. İkinci sınav parçasını verdiler. Bir parça ezberli ve oyna o kadar. Oturduk bir arkadaşımla birlikte, Gökhan İçöz kulakları çınlasın. Saatlerce, iki gün oturduk, araştırdık, ettik. Her şey çok güzel. Ezber yapamadık. Dehlizlerde kaybolmak. Peki bir başka nokta. Buradan devam edersek şimdi. Yazar Bühner, üstelik sevgili Roberto Giori dedi ki bize Agora'da buluştuğumuz vakit hani Alman ve Fransız ve İngiliz şöyle bir yan yana getirirseniz bir kıyas yaptık. Shakespeare dediğinizde Goethe'yi mi daha yakın tutuyorsunuz? Hayır dedi. Shakespeare'e eğer yakın tutacaksam o Goethe değil, aksine Bühner'dir diye bir şey var. Üstelik 24 yaşında bir dehadan bahsediyoruz. Tabii. Kendi ifadesi. Diyeceğim şu, oyunun sahnenin biçiminin birebir içinde vardınız. Acaba Almanların bir Fransız ihtilali yaşamamış olmasını getirdiği bir kıskançlık mıdır? Danton'un ve Robespierre'in Danton'un önünde bu kadar insani zaaflarının gösterilmesi. Hayır, çünkü oyunda zaten bunlar gösteriliyor. Hı hı. Yani insani zaafları zaten biraz önce okuduğunuzdan Bühner'in söylemiş olduğu şeyde belirtiliyor. Evet. Öyle bir şey yok. Sadece burada bence ikinci perde finalinde Robespierre'in söylediği sözdü. Bu oyunun temel dayanağı. Tanrı'dan yemişler, çiçekler, böcekler diliyoruz. Hı-hı. Bir de anlaşabileceğimiz bir din göndersin bize diyor oyunun evet. içerisinde. Bu çok temel bir şey. Çünkü insanların sistemle barışmaları çok kolay değil. Çünkü siz, sizin gibi düşünen insanlarla buluştuğunuz zaman, onların kitaplarını okuduğunuz, onların hayat felsefelerine baktığınız zaman bir seçim yapmak zorunda kalıyorsunuz hayatta. Ve yaptığınız seçimlerle bugüne kadar gelen hayat, insanların hayatına ters düşüyorsunuz. Anladım. O zaman çeşitli damgalar yiyorsunuz. Kafası çalışan ya da çalışmayan insanlar yavaş yavaş ayrılmaya başlıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Yolda yürüyoruz. Omuzumuz birisine değiyor. Aynı dili konuşuyoruz. Aynı şehirde yaşıyoruz. Yeri geliyor, aynı vapura, aynı otobüse biniyoruz. Ben taksiden iniyorum, o taksiye biniyor. Omzumuz orada değiyor. Aramızda 150 yıl mesafe var. Evet. Bu korkunç bir şey. Şimdi bu kadar çok şapkanız olunca program süresi de yetmiyor. Danton'un ölümünden bir program daha çıkar. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Yolunuz uzun olsun, yolunuz açık olsun efendim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili izleyiciler, programın sonu efendim. Yarın haftanın son günü ve son konukla huzurlarınızda olacağız. Bir özel isim daha yarın konuğumuz. Şengül Kılıç sevgili izleyiciler. TRT eski spikeri ve şu an Üsküdar Gazetesi diksiyon kursunda öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Yarın Şengül Kılıç'la buluşacağız. Yarına kadar programda katkısı olan bütün meslektaşlarım adına esenlikler diliyorum efendim. Kolay gelsin.